Toprak Dede'nin adı Marmaris'te yaşayacak. Tema Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın adı Marmaris'te bulunan bir yeşil alana verildi. Alana Toprak Dede'nin çok sevdiği meşe fidanları da dikildi. Tema Vakfı'nın talebi, Marmaris Belediye Meclisi'nin kararı ile Beldibi'nde bulunan bir yeşil alana Tema Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca'nın adı verildi. Doğanın korunması için örnek bir mücadele sergileyen, Anadolu'yu köy köy gezerek Türkiye'nin doğasına ve erozyon tehlikesine dikkat çeken Karaca'nın adının verildiği fidan dikimi de gerçekleştirildi. Tema Vakfı Marmaris ve Milas ilçe temsilciliklerinin girişimiyle üretilen ve Marmaris Belediyesi'ne teslim edilen saçlı meşe fidelerinin de dikildiği alanda düzenlenen törene Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı. 80 adet fidelerden bir kısmının geçtiğimiz aylarda bu parkada dikildiğini söyleyen Tema Marmaris ilçe temsilcisi Burcu Kararslan, Toprak Dedemiz Hayrettin Karaca'nın adını nesiller boyu Marmaris'te de yaşatacağız. Toprak Dedemizin çocukluktan beri çok seviyorum dediği meşe fidanlarını da parklarımızda toprakla buluşturduk. Dolayısıyla da bizim için ayrıca bir önemi var, dedi. Kararslan ayrıca desteklerinden ötürü Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a bir teşekkür plaketi verdi. Ardından Başkan Oktay ve Kararslan fidan dikimi gerçekleştirdi. Söz konusu alana Tema ve Marmaris Belediyesi işbirliğiyle düzenleme yapılacağı da bildirildi. Arabada var. Merhabalar. Sayın Belediye Başkanım, kıymetli Tema gönüllüleri, Anadolu'yu köy köy gezerek Türkiye'nin doğasına ve erozyon tehlikesine dikkat çeken Tema Vakfı kurucusu, onursal başkanlarından, Türkiye'nin toprak dedesi Hayrettin Karaca gibi kıymetli bir doğa gönüllüsünün ismini verdiğimiz park açılışınıza hepimiz hoş geldiniz. Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye Tema Vakfı Marmaris ilçe sorumlusu Sayın Burcu Karaslan'ı davet ediyorum. Bugün tabii çok anlamlı bir nedenden dolayı buradayız. Toprak dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'nın adının nesiller boyunca Marmaris'te yaşatacağız. Hayrettin Karaca yol arkadaşı Ali Nihat Gökyiğit ile beraber insan eliyle oluşan erozyon ve doğa tahribatını fark ettikten sonra 11 Eylül 1992'de Tema Vakfı'nı kurdular ve bununla beraber vakfımızın o günden bugüne geldiği aşamada 1 milyondan fazla gönüllümüz mevcuttur. Toprak dedemiz bize her zaman şunu öğütlemiştir, inanç her şeydir, eğer yeterince inanırsak dünyayı bile kurtarabiliriz diye. Tabii biz bunu söylediği zaman Toprak dedeye peki kim kurtaracak bu dünyayı diye sorduğumuz zaman Toprak dedemiz sen der. Yani bizim hepimizin dünyayı kurtarabileceğini söyler. Geleceğim noktada tabii bugünkü bu parkımızın da aslında bir hikayesi var. Bu parkımızda bugün Toprak dedemizin çok sevdiği, çocukluktan beri, ilkokuldan beri çok seviyorum dediği meşe fidanlarımız var. Meşe fidanlarımızın tohumları Milas ilçe sorumlumuz Sayın Mehmet Nergiz'in topladığı fidanlardır. Oradan da bizim değerli Marmaris gönüllülerimiz o fidanları buraya getirmişlerdir. Burada da toprakla buluşturduk. Dolayısıyla da bu parkın bizim için ayrıca da bir önemi vardır. Ve ben de inanıyorum ki bu parkta bu meşe ağaçlarımız büyüdükleri zaman onun gölgesinde büyüyecek, gölgesinde oynayacak, belki kitap okuyacak bir sürü çocuk, bir sürü gencimiz Hayrettin Karaca'nın hayat hikayesiyle beraber hepsi birer Hayrettin Karaca olarak dünyayı kurtaracaklar. Ben buna gönülden inanıyorum. Tüm Tema Vakfı Marmaris ilçe gönüllülerimize, Park Bahçeler Müdürümüz Ali Bey'e teşekkür ediyorum. Bütün kurum çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Tabii ki de Sayın Başkanım, size de katkı ve desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok dikmeyelim.